Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar. Ben tarih öğretmeni Osman Aksu. Değerli arkadaşlarım, iyi bir hafta sonu diliyorum. Güzel bir branş denemesi yine bizi bekliyor. Kaldığı yerden tüm hızımızla devam ediyor denemelerimiz. Hadi bakalım, gelsin birinci sorumuz. İnsanlar tarih öncesi devirleri her bölgede aynı zaman aralıklarında yaşamamışlardır. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisiyle daha iyi açıklanabilir? A. Savunma amaçlı yapıların yapılması. Alakası yok arkadaşlar. Bu güvenlikle ilgili bir şey. İnsanların kendilerini koruma isteğiyle ilgili bir şey. B. İnsanlar arasındaki etkileşimin kısıtlı olması. Kesinlikle cevabımız Bursa arkadaşlar. Çünkü savaş, göç ve ticaret dediğimiz şeyler kültürel etkileşim araçlarıdır, değil mi? Ve dolayısıyla bunlar her bölgede aynı değildir. Savaş, göç ve ticaret kültürel etkileşim için olması gereken şeyler, değil mi? Dolayısıyla bir örnekle bunu daha iyi izah edelim arkadaşlar. Anadolu Tunç çağındayken Avrupa Paleolitik taş çağındaydı arkadaşlar. Dolayısıyla buradan şu çıkıyor. Anadolu medeniyet açısından Avrupa'dan daha ileride bir medeniyet. Bakınız, insanların birbirinden haberi yoktu. Çünkü daha hiçbir buluş yoktu, icat yoktu, değil mi? Dolayısıyla kültürel etkileşimin her bölgede farklı farklı yaşanması tarih öncesi devirlerin her yerde aynı anda yaşanmamasına neden olmuştur. Evet, gelsin bakalım ikinci sorumuz. Avrupa Hunları Bizans'a yaptığı Marcos Antlaşması'nda ticari ilişkiler sınır kasabalarında devam edecektir. Ve Anatolia Antlaşması'nda ise Niş'te bir ortak pazar kurulacaktır. Hükümleri yer almıştır. Bu hükümlere bakarak Avrupa Hunları hakkında hangisi savunulabilir? Ya ben buradan şunu anlıyorum. Bu adamlar ticarete, uluslararası ticarete çok büyük önem vermişlerdir, değil mi? A. Ekonomik olarak Bizans'a bağımlı oldukları. Tam tersi, Bizans Avrupa Hunlarına bağlı. Onlar bize vergi veriyor, değil mi? Hatta Anatolios barışıyla 3 kat daha artıyor bu vergiler. Dolayısıyla A şıkkı saçma, gitti. B. Hükümdarların devlet işlerinden uzaklaştıkları. Zerre kadar alakası yok olur mu ya? Devlet işlerinden niye uzaklaşsın hükümdarlarımız? Yani ticaretle siyaseti birlikte götüremeyecekler mi? C. Ekonomik refah ve ilişkilere önem verdikleri, zaten cevap size resmen gülümsüyor, değil mi arkadaşlar? Cevabımız C. Bizans'ın hakimiyetini kabul ettikleri, alakası yok. Avrupa Hun İmparatoru Attila Bizans'a da Roma'ya da diz çöktüren Tanrı'nın kırbacıdır. Evet. E bakalım. Devlet hazinesine en çok gümrük vergilerinin geri sağladığı. Bunu bilemeyiz. Yani gümrük tamam ticaret vergisi ama buradan geldiğini bilemeyiz. Böyle bir yorum çok iddialı olur arkadaşlar. E şıkkına gider. Kesinlikle cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Ekonomik refah ve ilişkilere önem verdiklerine kanıttır bu. Gelsin üçüncü sorumuz. Anadolu Selçuk Devleti'nde hemen hemen her ilde medreseler açılmış. Bu medreselerde bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunulmuştur. Bakın buradan da şunu anlıyoruz, değil mi? Bu adamlar eğitime, öğretime, kültürel faaliyetlere çok büyük önem veriyorlar. Ben buradan bunu anladım bu paragraftan. Bu durumun Anadolu'da aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı ileri sürülebilir? Evet, bakın arkadaşlar cevap yine kabak gibi Bursa, değil mi? Anadolu'daki kültür düzeyinin yükselmesine, kesinlikle arkadaşlarım. Bunun yerleşik hayatta bir ilgisi var mı? Bunun bilimin, siyasi gücün denetimine girmesi ne alaka var, değil mi? Uluslararası ticaretle alakası var mı? Avrupa'daki gelişmelerin yakından takip edilmesi. Arkadaşlar Osmanlı'dan mı bahsediyoruz? Anadolu Selçuklu'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Kesinlikle. Evet. Gelsin bakalım dördüncü sorumuz. Evet, çok güzel TYT kıvamında yorum ağırlıklı bir soru daha. Ulaşılabilir diyor, değil mi? Olumlu bir yorum sorusu. Bakalım paragrafımız ne diyor? 1. Balkan Savaşı'nda alınan yenilginin sorumlusu hükümet görüldü. İttihat ve Terakkiciler tarafından bir hükümet darbesiyle Kamil Paşa hükümeti düşürüldü. Yerine Mahmut Şevket Paşa hükümeti kuruldu. Bu darbeden sonra yönetime en güçlü grup İttihat ve Terakki Cemiyeti oldu. Tarihte bu olaya Bağbali Baskın adı verildi. Bu bilgilere bakılarak Bağbali Baskını ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım. 1. Osmanlı Devleti'nin hükümet değişikliği yaşanmasına sebep olmuştur. Kesinlikle. Zaten Bağbali Baskını Türk tarihindeki ilk hükümet darbesi, değil miydi arkadaşlar? Bakın burada bilgi de var aslında azıcık, değil mi? İlk hükümet darbesidir tarihimizdeki bu. Yani adamlar Kamil Paşa hükümetini devirmişler, yerine iddiatçı bir hükümet kurulmuş. 2. Osmanlı Devleti'nde padişah değişikliği gerçekleşmesinde etkili olmuştur. Yanlış. Padişahımız 5. Mehmet Reşat'a dokunmuyorlar çünkü o adam tam istedikleri gibi. Yani koskoca Osmanlı padişahını adamlar maalesef oyuncak etmişler. Burada padişah değişmiyor, sadrazam değişiyor. O zaman ikinin olduğu şıkları bir eleyelim mi? Yani o zaman Denizli gitti, değil mi? 3. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin etkinliği artmıştır. Arttı tabi, adamlar yönetimi tamamen ele geçirdiler, değil mi? 3'ün olmadığı şıkları da eleyelim. Evet. O
zaman ne yapıyoruz? 1-4 demiş. Bunu da eleyelim. 3 yok çünkü. Cevabımız ya Bursa ya Edirne. 4'e bakalım. Osmanlı Devleti'nde rejim karşıtı bir olay yaşanmıştır. Arkadaşlar rejim karşıtı değil bu. Hükümet karşıtı bir olay bu. Rejim karşıtı derse aklımıza ne gelecek? 31 Mart isyanı gelecek değil mi? Ama bu 31 Mart isyanı değil. Babali baskını. Hükümet darbesidir bu. Dolayısıyla bunu alamayacağız. Dolayısıyla cevabımız nedir? 1 ve 3'tür arkadaşlar. Evet yani Bursa. Çok güzel bir soruydu bu soru arkadaşlar. Çok düşündürücü bir soruydu. Gelsin bakalım 5. sorumuz. Son sorumuz. Mustafa Kemal 2. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki yönetimiyle ordunun siyasete karışması konusunda görüş ayrılığı yaşamış, Cumhuriyet döneminde de bu tutumunu devam ettirmiştir. Mustafa Kemal'in bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisinin bağdaşlığı savunulabilir? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ordunun siyasetle iç içe olmasına her daim karşı çıkmıştır. Bu doğrultuda 3 Mart 1924 tarihinde Erkan-ı Harbiye umum vekaleti kaldırılacak, yerine Genelkurmay Başkanlığı kurulacak. Ve bizim ilk Genelkurmay Başkanımız da kimdir? Mareşal Fevzi Çakmak'tır değil mi? Bakın burada Atatürk'ümüz dik duruşunu devam ettiriyor. Genelkurmay'ı kuruyor. Bakın Genelkurmay Bakanlığı'ydı. Genelkurmay Başkanlığı'na dönüştü değil mi? Dolayısıyla cevabımız Edirne. İlk Genelkurmay Başkanımız kimmiş? Mareşal Fevzi Çakmak. Bu da AYT yönelik bir bilgi sorusu olabilir. Evet. Değerli arkadaşlarım böylelikle bugünkü TYT branş denememizin sonuna geldik. Sizlerden ricam lütfen kaçta kaç yaptığınızı yorumlarda belirtin. Hepinize teşekkür eder. Başarılar dilerim.